Burun estetiği neden yapılır? Burun estetiğiyle hangi sorunlar düzeltilir? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Selçuk Yüce çok yaşada anlatıyor. Burada kadın ya da erkek, burnunda problem olan her hastaya yaptığımız bir ameliyat bu. Birazdan. Günaydın, merhaba. Bugün dünyanın herhalde en revaçta olan ameliyatlarından birinden bahsedeceğim size. Burun estetiği, yani rinoplasti ameliyatı. Malum son 10 senemize sosyal medya vesaire bunlar girdikten sonra fotoğraf çekimleri çok kıymet kazandı ve önem arz etti. Buna bağlı olarak da hastaların yüzündeki varsa patolojiler ya da beğenmedikleri yerler bunları düzeltme ihtiyacı çok arttı ve bu da talep oluşturuyor. Bugün rinoplasti ameliyatından bahsediyorum. Burun estetiği, kabaca burun estetiği nedir? Burada kadın ya da erkek, burnunda problem olan her hastaya yaptığımız bir ameliyat bu. Hastamızda gösterirsek eğer, burun estetiğinde birkaç tane önemli nokta var. Hastalar en çok bize bu taleple geliyor. Birincisi kemer. Kabaca kadın burnu çok kemerli olmamalı. Kemeri düze yakın, hatta çok hafif kavisli olması gerekiyor. Eskiden belki burun estetiğinde çok aşırı kavis oluşturuyorduk ama son dönemdeki tekniklerimizde bu yok. Yaptığımız işlem, varsa hastanın kemeri, bu kemerini yok etmek ve tatlı bir kavis oluşturmak. İkinci önemli unsur ne? Kadın hastalarda yine burun ucu yüksekliği. Kabaca dudakla burun arasında görüyorsunuz bir açılanma var. Bu açı 90-95 derece olursa bir erkek için kabul görür, kurtarır ama kadın hastada bu çok kabul gören bir oran değil. Biraz abartarak göstereceğim şu an anlamanız için. Burun yüksekliği ne kadar artarsa yukarıya doğru dudak burun açısı da artacaktır. Bu da daha feminen, daha güzel bir burun görüntüsü oluşturacaktır. Tabii bunun bir oranı var. Biz bunu şöyle tarif ediyoruz. 105 ile 120 derece arasında dudak burun açısı olması lazım. Bu kişiden kişiye değişir. Bazen 105-110 derece, bazı hasta için 120 doğrudur. Ama burun yüksekliği kesinlikle olması lazım. Çok abartırsak tabii önden burun delikleri gözüküyor. Bunu kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz ki zaten yapmıyoruz, merak etmeyin. Ama bir burun yüksekliği kazandırmak lazım. İkinci işlemimizi gerçekleştirdik. Üçüncü ne yapıyoruz? Karşı duruş. Bunlar yan duruşta. Yan fotoğraflar çok kıymetli biliyorsunuz. Çok çekiliyor. Bir de böyle karşıdan güzel gözükmesi lazım burnun. Orada neye dikkat ediyoruz? Birincisi burnun kemer kalınlığına. Kemer çok kalın olmaması lazım. Bunun özel yöntemleri işte milimetrik hesaplamaları var. Çok ayrıntıya gerek yok ama burun kemeri kalınlığını kısa tutmakta fayda var. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra burun ucu bölgesine geliyoruz. Burada iki tane noktaya çok dikkat ederiz biz. Birincisi burun ucu. Kabaca hastalar hep bize şöyle gelirler. Hocam burun ucum çok top gibi ya da çok geniş. Bu beni çok mutsuz ediyor derler. Evet, bunu sevmiyoruz. Biraz öne dönersek karşı fotoğraf şeklinde. Burun ucu genişliğini daraltmak ve küçültmek kıymetli. Bunu yapıyoruz. Çok aşırı daraltırsak biraz böyle mandal deformitesi de denir buna. Çok böyle yapıştırmış gibi oluyor. Hayır, onu yapmayacağız. Burun ucunuzu küçülttük. Ardından burun kanatları işin içine giriyor. Burun kanatları, bunun özel yöntemleri var. Hesaplamalarını yapıyoruz. Eğer çok genişse, dışarıya doğru kayıyorsa yine kötü görüntüye sebebiyet veriyor. İhtiyaç halinde yine gizli kesilerimiz var bizim biliyorsunuz plastik cerrahların. İzi kalmayacak şekilde gizli kesilerle burun ucunu da daraltarak çok güzel bir görüntü oluşturuyoruz. Görüntü çok önemli ama burnun asıl fonksiyonu ne? Nefes almak. İyi nefes almayan bir burun da mutsuz eder hastayı. Bu ameliyata girdiğimizde ayrıntılı muayenemizde eğer hastanın burun içinde nefes almasını bozacak bir şeyler varsa işte konka, deviasyon, orada bir büyük et yapısı vesaire bunların hepsini aynı seansta düzeltmek mümkün ki zaten düzeltiyoruz. Neden? Ben şöyle tarif ediyorum. Burun ameliyatı aslında rinoplasti bir bakıma biraz böyle burun küçültme ameliyatı gibidir. İşte yan uzunluğu fazlaysa küçültüyoruz. Kalınlık var küçülttük. Kemeri aldık küçülttük. Burun ucunu küçülttük. Her şeyi küçülttükten sonra burun içinde büyük ya da deviye, yamuk bir şey varsa nefesi bozar. Aynı seansta kesinlikle burun içine de girmek lazım ki bu sorunumuzu da çözelim. Ne yaptık? Burun içini hallettik. Çok güzel nefes alıyor artık hastamız. Çok önemlidir. İyi bir burun, iyi nefes almıyorsa mutsuz eder. Ardından görüntü sorunlarımızı çözdük. Çok kısa ne yaptık? Kemerimizi yok ettik. Burun ucumuzu yükselttik. Ucunu daralttık. Kemer varsa burun kenarlarını daralttık. Bu görüntüyü kavuşturduk. Peki bu yöntemi nasıl yapıyoruz? Bu çok soruluyor. İki yöntem var, açık kapalı. Burada ben kapalı istiyorum ya da ben açık istiyorum çok dememek lazım. Size burun yapınıza ne uygunsa, içi kötüdür, dışı kötüdür, ona uygun olarak hekiminiz seçecektir. Ben kendi ameliyatlarımda genelde böyle 50-50 gidiyor, 50-50. Yani hastalarımın yarısını açık yapıyorsam yarısını da kapalı yapıyorum. İş bittiğinde çok güzel bir burnunuz olmalı.
İz açısından kafaya takmayın. Biz izi çözeriz. Çok güzel gizli yerlere koyarız. Sorununuz çözülür. İş bittiğinde güzel bir burnunuz olması kıymetli. Ama uygun hastaysanız son dönemde biraz daha kapalı yapmaya çalışıyoruz ki burun ucunda çok küçük, tam şurada bazen iz olur. O da olmasın. Hani onu o sorduğumuzu da çözelim istiyoruz. Rinoplasti ameliyatı kadın hastalarda 16 yaşından sonra dense de bence yine de 18'i beklemek lazım. Erkek hastalarda çok net, erkek hastanın gelişimi geri gelir. Malum ergenlikten biliyoruz, hep arkadan geliyor erkekler. 18 yaşından önce değil, kadın hastalarda biraz erkene alabiliyoruz. 18-20 yaşlarından sonra kabaca 45-50-60 yaşına kadar yapılabilen bir ameliyat. Yaklaşık 2,5-3 saat sürer. Ameliyat sonrası akşamına evinize gidersiniz. Bu işe bir hafta ayırmanızda fayda var. Neden? Ne yaparsak yapalım, burun bölgesi, hafif ödem şişlik olabilir. Bu kaçınılmaz. Çok az yapmaya çalışsak da bazen yakalandığımız oluyor. Ama bir hafta sonrasında siz geldiğinizde bantları açtığımızda o böyle hastanın aynayı eline aldığındaki mutluluk verici görüntüsü paha biçilemez. Çok güzel, müthiş bir şey. Hastamız da çok mutlu oluyor. 1-3 ayda tam oturur burun. 3. ay, 6. ayda artık çok mutlusunuzdur. Her şey bitmiştir. Ameliyatın etkileri yok olmuştur. Ömür boyu çok tatlı, güzel fotoğraflar çekilecek bir buruna sahip oluyorsunuz. Bugün neyden bahsettik? Rinoplasti, burun estetiği ameliyatı. Adını hep böyle estetik koysak da bu fonksiyonel de bir ameliyat aynı zamanda. İhtiyaç ameliyatı da. Ne yapıyoruz? Hem iç hem dış görüntünüzü düzeltiyoruz. Kemerler gidiyor, burun küçülüyor, güzelleşiyor. Doğal görüntü. İddialı bir burun olmaz. Bu aslında doğru bir ameliyat değildir. İş bittiğinde yeni tanıştığınız bir insan sizi ameliyatlı olarak anlamayacak. Çok güzel bir burnunuz var diyecek. Aynı zamanda fonksiyonel olarak da çok güzel nefes alacaksınız. Bugün neyden bahsettik size? Rinoplasti burun estetiği ameliyatından bahsettik. Burun estetiği desek de bu ameliyat aslında bir ihtiyaç. Aynı zamanda fonksiyonel de bir ameliyat. Burnun içindeki sorunlar varsa düzelttik. Hasta çok güzel nefes aldı. Dışıyla ilgili problemlerimizi giderdik. Bir aksilik olmazsa ömür boyu bir problem olmadığı takdirde güzel, daha nazif burnuyla hastamız hayatına devam edecek.